Dünyanın en tehlikeli köpekleriyle tanışmaya hazır mısınız? Videomuza geçmeden önce köpeklere dair bilmemiz gereken çok önemli bir noktadan bahsedeceğiz. O da birazdan bahsedeceğimiz köpek ırklarının hiçbirinin doğuştan canavar olmadığı. Koruma içgüdüleriyle çocuklarla çok iyi arkadaş olabilen bu köpek ırkları maalesef kötü insanların elinde vahşileşmişlerdir. Bir, Bandog. Bir mastif türü olan Bandog saf bir ırk değildir. Bu ırk, Amerikan Pitbull Terrier ve Napoliten mastifinin çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Tüm diğer mastifler gibi iri ve kaslıdır ve diğer mastifler gibi koruma özelliği yüksek olan köpeklerdir. Özellikle bekçi köpeği olarak tercih edilirler. Çok zeki, itaatkar ve aşırı derecede sadıktırlar. Ayrıca sahibiyle birlikte olmayı sever ve ilgiden hoşlanırlar. Ancak yabancılara karşı gerçekten oldukça saldırgandırlar. Ayrıca havlamaları bir uyarı anlamında değildir, saldıracakları zaman havlarlar. Çok bölgecidirler. Ancak ne yazık ki bu korumacı huyları sebebiyle dövüş köpeği olarak kullanılmaktalar. Başka köpeklerle anlaşamazlar ve diğer hayvanlara karşı da saldırganlık gösterebilirler. 2. Boksör. Sırada en sevilen köpek cinsleri arasında yer alan Boxer var. Orta erilikte dolgun ama güçlü ve kendine özgü bir biçimi olan bekçi köpeği ırkı Boxer, ilk olarak 19. yüzyılda Almanya'da Bulldog ve Mastiff kırması olarak üretilmiştir. Köpek ve boğa dövüşleri için yetiştirilen Boxer ırkı, sonraları Almanya'da polis köpeği olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Oldukça kaslı ve güçlü bir fiziğe sahip olan Boxer köpekleri, güçlü bir çene yapısına da sahiptirler. Ülkemizde en fazla birlikte yaşanan köpeklerden biri olan Boxer, güçlü vücudu, estetik görünüşü ve kendine has karakteriyle insanların kalbini çalmayı başarıyor. Bu arada çok zeki ve eğlenceli de olan Boxer cinsi köpeklere bu sebeple köpekler dünyasının Peter Pan'ı da denilmekte. Ancak doğru eğitilmezlerse Boxer cinsi köpekler tehlikeli olabilmektedir. Arjantin'de Dr. Antonio Nores Martinez tarafından 1920 yılında ortaya çıkartılan Dogo Argentino, Güney Amerika kökenli ilk av köpeğidir. Güney Amerika kökenli ilk av köpeği olarak tanınan bu köpek ırkı, bugün avcı, bekçi, polis, asker, arama ve kurtarma köpeği, iş köpeği ve aile köpeği olarak çok amaçlı kullanılmaktadır. Oldukça kaslı, atletik ve enerjik köpek olan Dogo, orta boyutlardadır. Dünya genelinde rekor denilebilecek ağırlıkları çekmekte oldukça başarılıdırlar. Ancak ırkın pek çok Avrupa ülkesinde yetiştirilmesine, agresifliğinin baskılanmış olması, itaat eğitimi almış olması, mikroçip veya kulak dövmesi uygulanmış olması gibi belirli özel şartlarla izin verilmektedir. İyi ve doğru bir eğitim aldıktan sonra Dogo Argentino cinsi köpekler koruma ve bekçi köpeği olmaktadırlar. 4. Pitbull. Kendilerinden çok emin ve kararlı bir bakışa sahip olan pitbulllar son derece güçlüdürler. Tarih boyunca ayı ve boğa dövüşlerinde kullanılan bu güçlü köpek ırkının oldukça güçlü bir çene yapısı vardır. Bunun yanında acı eşikleri çok yüksektir. Ayrıca kamuoyunda en yanlış tanıtılan köpekler ne yazık ki pitbulllardır. Canavar gibi lanse edilen bu güzel köpekler aslında sevgi dolu kalpleri olan gerçek birer dostlardır. Sahiplerine son derece bağlı olan pitbulllar, düzenli bir eğitimle ailesini koruyan mutlu bir köpek olabilirler. Hatta pitbull cinsi köpekler Amerika'da dadı köpek olarak tanınmışlardır. Pitbullların tehlikeli olup olmamalarını belirleyen en önemli kıstassa doğru kişiler tarafından doğru şekilde eğitilmeleridir. Eğer doğru eğitilmezlerse maalesef oldukça saldırgan ve tehlikeli olabiliyorlar. Ülkemizde ise 2004 yılında çıkan yasayla pitbull ve bazı köpek ırkları yasaklanmıştır. Ancak Türkiye'de halen pitbull köpekler üretilmekte, satılmakta ve birçok pitbull kötü niyetli insanların eline düşerek bebeklikten itibaren eziyet edilerek saldırgan olmaya zorlanıyor. 5. Alman çoban köpeği. Videomuza Alman çoban köpeği ile devam ediyoruz. Alman kurdu ya da diğer ismiyle Alman çoban köpeği akıllı, cesur, sadık ve çalışkan bir dosttur. Bu zeki, yetenekli, çalışkan, cesur ve sadık köpekler insanların en yakın dostlarından biri olarak görülmekte ve ülkemizde de en fazla birlikte yaşanılan köpekler arasında yer almaktadır. Alman kurdu büyük bir köpek ırkıdır. İri ve gösterişli vücudu bu köpekleri duyulan hayranlıkta önemli rol oynar.
Çocuklarla arası iyi olan Alman çoban köpekleri yabancılara karşı şüpheci olmakla beraber gerekmediği durumlarda saldırma eğiliminde değildir. Ayrıca Alman kurdu, polis, arama kurtarma, terapi köpeği gibi birçok farklı alanda insanların en büyük yardımcısıdır. Videomuzda bahsettiğimiz diğer köpekler gibi Alman çoban köpekleri de doğru eğitilmedikleri zaman tehlikeli olabilirler. 6. Perro de Presa Canario. Oldukça heybetli bir görünüme sahip olan Presa Canario, görüntüsünün aksine sakin bir köpektir. Ancak sakin olmalarının en büyük nedeni doğru eğitime maksimum uyum göstermeleridir. Dik ve tehditkar bakışları, adaleli vücudu, vücuduna kıyasla büyük kafası, sivri kulakları ve kısa fakat dik tüyleriyle etkileyici bir fiziksel görünüme sahip olan Presa Canario köpek ırkı, her an harekete geçmeye hazır, kendinden emin bir duruşa sahiptir. Geniş araziler ve büyük bahçeli evlerde yaşayabilen presalarda eğitime yavruyken başlanmalıdır. Bunun nedeni ise yetişkinlikte çok güçlü olacakları için yavruyken çok dikkatli eğitim verilmesi gerekiyor. Ayrıca Presa Canario dostlarımız baskın ve kendine güvenen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla köpeğimizle yaşamımızı birleştirdiğimiz ilk andan itibaren sınırları doğru çizmemiz ve çizdiğimiz bu sınırları koruma noktasında hassas olmamız gerekiyor. Aksi takdirde Canario dostumuzu idare etmemiz pek mümkün değildir. 7. Amerikan Bulldog. Yıllar boyunca çok sayıda alanda kullanılan Amerikan Bulldog, hızlı ve atletik bir köpek ırkıdır. Tarih boyunca avcılıktan ve spordan koruma köpekliğine kadar pek çok alanda kullanılmış olan Amerikan Bulldog ırkı, güçlü yapısı sayesinde özellikle çoban köpeği olarak fazlasıyla popülerlerdir. Hızlı olması ve vahşi hayvanlara karşı korkusuzca mücadele edebilmesi sayesinde ilgi çeken bu ırk, bir dönem soyunun tükenmesi riskiyle karşı karşıya kalmış. Ancak daha sonra tekrar üretilmeye başlanmış. Günümüzde ise rahatça bulunan Amerikan Bulldog cinsi köpekler sahiplerine çok bağlıdırlar. Sahibine çok büyük bağlılık gösteren Amerikan Bulldoglar, sahibi tehlike altındayken hiç düşünmeden kendinden çok daha büyük yırtıcılarla bile mücadele edebilmesini sağlıyor. Bu mücadeleci köpek ırkı da mutlaka iyi eğitilmelidir. 8. Doberman. Kaslı, adaleli ve çok güçlü bir köpek olan Doberman, aynı zamanda çok yönlü, zarif ve zekidir. Son derece güçlü ve asil bir görünüme sahip Dobermanlar, bunun yanı sıra oldukça hareketli, hızlı, çevik ve eğitilebilir bir köpektir. Kararlı, korkusuz ve kendine güvenen ancak asla vahşi olmayan bu ırk, ailesiyle birlikteyken asil, sadık ve sevgi doludur. Koruyucu ve kendisine ailesini adayan, oldukça insana dönük olan bu köpek, aile üyelerine fiziksel olarak da yakın olmak istemektedir. Dobermanların saldırgan olduğuna dair bilinleri olmasına rağmen bu yanlış bir bilgidir. Aksine bu köpekler büyük ve koruyucu köpeklerdir. Doberman Pinscher, iz sürme, bekçilik, koruma, polis ve ordu görevleri, arama ve kurtarma, terapi köpekliği, itaat yarışmaları olmak üzere yeteneklerini sergileyebileceği pek çok alanda kullanılabilmektedir. 9. Rottweiler. Geçmişte kasap ve pazar arabalarını çekmek için kullanıldıklarından Rottweiler kasap köpekleri olarak anılan bu ırk, heybetli görüntüsüyle daha sonra savunma ve korunma amaçlı yetiştirilmeye başlanmıştır. Sahiplerine karşı aşırı bağlı olan bu cins, aynı zamanda şiddet ve saldırganlığıyla da ün kazanmıştır. Mesela uzun süre yalnız bırakılan ve yeterli egzersiz yaptırılmayan Rottweiler köpekler saldırganlaşabilirler. Yabancılara karşı gereksiz saldırganlık sergilemezler. Bunun yerine bekle ve gör taktiğini uygularlar ve yabancıyı tanımaya çalışırlar. Yabancının tehlikesiz olduğuna karar verirlerse yabancılarla da gayet iyi anlaşabilirler. Kısacası Rottweiler karakteri bazı insanların iddia ettiği ya da sandığı gibi saldırgan, kötü değildir. Ayrıca bedeni çok güçlü olan Rottweiler cinsi köpekler çeviklik ve dayanıklılık konusunda kendilerini kanıtlamışlardır. Son olarak Rottweiler köpeği asla tasmasız gezdirilmemelidir. Eğer zaman zaman dahi olsa agresif davranıyorsa mutlaka ağızlık takılmalıdır. Bu önlemler hem köpeğin güvenliğini sağlamak için hem de olası şikayetlerden onu korumak için son derece önemlidir. 10. Tibet Mastifi. Dünyanın en büyük köpeklerinden biri olan Tibet Mastifi, Nepal ve Çin'e özgüdür ve ülkemizde Çin aslanı olarak biliniyor. Antik çağda leopar ve kurt sürülerinden evleri korumak için kullanılan Tibet Mastifi, ayrıca inatçı bir yapıya sahiptir. Fakat eğitildiklerinde oldukça sadık olabilmektedirler. İç mekanda çok sessiz olmakla beraber dış mekanda da aktif ve agresif yapı sergilerler.
Tibet Mastifi çocukları çok sever. Fakat köpek tarafından tanınmayan çocuklar, yetişkinler veya yabancılar dikkatli olmalıdırlar. Kendi topraklarına saldırıda bulunulduğunu düşünen bu devasa ırk agresif olabilir. Aynı durum diğer köpekler için de gerçekleşir. Çünkü Tibet Mastifleri her zaman kendilerini dominant hissetmelilerdir. Dünyanın en tehlikeli köpek ırklarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu köpek ırklarından en çok hangisi sizi korkuttu? Videomuzdaki köpeklerden hangisini beslemek isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.